Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Akademi serisinin 11. sınıf konu anlatımında Kasım'ın 4. haftasının 3. videosundayız. Yani son videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda analitik düzende bir doğru parçası belli bir oranda içten ve dıştan bölen noktadan bahsedeceğiz. Sonra paraya kenardan bahsedeceğiz. Analitik düzlemdeki paraya kenardan ve sonra da ağırlık merkezinden bahsedeceğiz. Evet bu videoda anlatılanların pdf'ine videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp 11. sınıfa girin ve Kasım ayının haftasına girdiğiniz zaman PDF'lere ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde bir doğru parçasını belli bir oranda içten ve dıştan bölen bir noktadan bahsediliyorsa şurayı kullanacaksın. Burayı değil. Tamam kitaplarda anlatılıyordu ya ben de buraya yazılmasına müsaade ettim. Böyle bir formül var aslında arkadaşlar ama bu formüle gerek var mı? Yok. Oran orantı yöntemiyle çok rahat bir şekilde yapacağız. Şimdi sorularda zaten göreceksin. Peki hocam içten bölen ne demek? Dıştan bölen ne demek? Şimdi AB doğru parçasını bölen bir noktadan bahsediyorsak bak doğru parçasını diyorum. Doğru parçası şu. İçten böler ya da içten bölenden bahsettiğimiz zaman AB'yi içten bölenden bahsettiğimiz zaman C'yi arada bir yerde alacaksın. Mesela oranlama verir, 2k 3k dersin. o zaman C noktasını burada alırsın. Ya da AB doğru parçasını değil de AB doğrusunu dıştan bölen diye bir şeyden bahsedilirse de doğru sonsuza kadar gidiyor ya. A burada, B burada. C nerede olacak? Dıştan bölen bir nokta ya burada olacak ya sol tarafında olacak ya da sağ tarafında olacak. E hocam bunun solda mı sağda mı olduğunu nereden anlayacağız diye soracak olursanız oranlamaları yazın. Oranlamalar hangisinde tutuyorsa orada olacaktır. Ya soldadır ya sağdadır. Bazen ikisinde birlikte de olabiliyor. Evet, ne içten ne de dıştan bölen diye bir şeyden bahsediliyorsa o zaman iki durumda yapacaksınız. Bir AB doğrusu çizeceksin. AB doğru pa, doğrusunu işte AC bölü işte atıyorum CB 2 bölü 3 oranında bölen noktadan bahsediliyorsa birinci durum içteki noktaya bakacaksın C'yi işte alacaksın. ikinci durumda dıştaki noktadan bakacaksın. Yani C'yi nerede alabilirsin? Solunda da olabilir, sağında da olabilir şeklinde olup deyip ona göre yorum yapacaksın. Yani tamamıyla matematikteki oran orantı yöntemini kullanarak ve şurayı kullanarak basit bir şekilde şekli çizerek bununla ilgili bütün soruları yapabilirsiniz. Bu formüle gerek var mı? yok. Merak eden arkadaşlar formülü kullanabilir ama bu formülde bence sıkıntı yaşarsınız. Hiç gerek yok. Şimdi sorularda zaten ne demek istediğimi göreceksiniz. Bak örnek 29'a bakalım. Analitik düzlemde A noktası ve B noktaları veriliyor. AB doğru parçasını AC bölü BC 3 bölü 2 olacak biçimde içten bölen diyor. O zaman hemen içten bölen. A noktası burada. Eksi 1'e 2'yi yazalım. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çiziyoruz. B noktası da burada 4'e eksi 8'i yazdık. Sonra AB doğru parçasını içten bölen bir nokta var. C noktası var. C noktasını da buraya koydum. Benden C noktası isteniliyor. Ve AC bölü BC 3 bölü 2'ymiş. Yani AC'ye ben 3K diyecek olursam BC ne olacakmış? 2K. O zaman buraya 3K buraya da 2K dedim. Hadi bakalım şimdi şu yorumumuzu yapalım. Şimdi başladığınız yer önemli. Hocam soldan başladıysak sağa doğru akım yapacağız. Bazen de sağdan başlıyoruz, zaman sola doğru akım yapacaksınız. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Mesela buradan başladı, akımımız sağa doğru olacak. E, ne, i̇lk önce apsisini bulmaya çalışalım. Apsisi eksi birden kaça çıkmış? Dörde çıkmış. Ne kadar birimde? Hocam 5 k birimde. O zaman yazacaksın. 5 kda eksi birden dörde artış var, değil mi? Ne kadar artış var? Dörtten e, eksi biri çıkarttığın zaman dört eksi eksi birden beş yapıyor. Hocam 5K'da 5 kda beş artmış. O zaman yorum oran orantı. K'da kaç artar onu bul. K'da da o zaman 1 artar. Yani 5 bölü 5'ten 1. Ama bizden başlangıç noktasını A olarak seçmiştik. A'dan C'ye gelene kadar C noktası isteniliyor bizden. 3K mı var? Evet 3K var. O zaman 3K'daki artış önemli bizim için. E K'daki artış 1 ise 3K'daki artış da 3 olmaz mı? Olur. E bitti. Bu 3 değil ama bak artış 3. O zaman C noktasına ne diyeceğiz? C noktası artış 3 olacak. Eksi 1'e eksi 1'e kaç ekleyeceksin? 3 ekleyeceksin. Virgül. Şimdi ordinatına bakalım. Ordinatta hocam 2'den şuradaki 2'den eksi 8'e ne olmuş bu sefer? Düşmüş. Değil mi? Artıdan eksiye düşmüş. Ne kadar düşmüş? Hocam eksi 8'den 2 çıkarttığım zaman eksi 10 yapıyor. 10 düşmüş. O zaman 5K'da 10 düşüş varsa K'daki düşüş ne olacaktır? 5'e böl. 2 olacaktır. O zaman K'daki düşüş 2 ise A'dan C'ye gelirken 3K var. 3K'da ne kadar düşecektir? 6 düşecektir. Ama bak sayı 6 değil. 6 düşecek. Ordinatı 6 düşecek. Önceden 2 idi. Şimdi bunu ne yapacağım? 6 düşüreceğim. O zaman noktamız ne yaptı arkadaşım? Noktamız eksi 1 artı 3'e yani 2'ye 2 eksi 6'dan eksi 4 noktası yapmış oldu arkadaşım. Bu kadar basit. Yani şekli çiz ve şekli yorumla. Nereden başladıysan oradan sağa doğru mu gideceksin? Akım yönüne de dikkat edeceksin. Çünkü bazen B'den başlayıp bu tarafa doğru gidiyoruz. Mesela B'den başlasaydık ne olacaktı? Hocam 4'ten eksi 1'e azalma olacaktı. O zaman 5K'da 5 azalmış diyecektik. O zaman 4'ten de mesela burada 2K var. 2K'da da 2 azalır. 4'ten de 2 azalttığın zaman apsi kaç çıkar mesela? Yine 2 çıkıyor. Sağdan da başlasan soldan da başlasan sadece akıma dikkat edeceksin. Ve orada aynı sonuca yine ulaşırsın. Sıkıntı yaşamazsın. Tamam mı? Evet. Örnek 29'u böylelikle 2'ye eksi 4 bulduk. Ama bizden ne isteniliyor C noktasının koordinatları toplamı isteniyor. 2 artı eksi 4'den cevabı ne bulduk? Eksi 2 bulduk. Evet. Gelelim örnek 30'a. Ne diyor bakalım? Analitik düzlemde verilen A, B ve C noktaları için AB uzunluğu eşittir 3BC denmiş. O zaman buraya ben bir K dersem Ali Bey uzunluğu ne olacak? 3K olacak. Ali Bey uzunluğu 3K, BC uzunluğu da K diyelim. Bak. A'dan başlayalım. B'ye kadar gelmiş. Şimdi bakacağız. Hocam A'dan başladık. Yani akım yönüm sağa doğru. Dikkat et. O zaman sağa doğru apsiste artış ya da azalış olacak. Bakalım ne olacak ona bakalım. Eksi 2'den 1'i ne olmuş? Çıkmış. Yani yükselmiş. Ne olacaktı? Ne kadar yükselmiş? 1'den eksi 2 çıkartırsak 1 eksi eksi 2'den 3. Yani 3K'da 3 yükselmiş. O zaman K'daki yükseliş nedir? K'daki yükseliş 1'dir. Hocam buradan da buraya K var zaten. Akım yönümde bu yönü. O zaman buradan K'daki benim için yeterli aslında. Ya da istersen hocam A'dan başladık ki A'dan buraya 4K var. 4K'da şu kadar artar diyebilirsiniz. Ama önemli değil. Akım yönü zaten sağa doğru olduğu için B'den de ne kadar ekleyeceksin? K'da artış 1 olduğu için o zaman C'yi bulurken ne yapacaksın? C noktası belli. Bu 1'e kaç ekleyeceksin? 1 e ekleyeceksin. Çünkü B noktasında Buraya C'ye gelene kadar buradan yükselme var. K birimdeki yükselme 1 bir olduğu için 1 artı 1 oldu. Öbürüne bakalım. 3'ten 6'ya. Burada da akım yönüne göre baktığımızda sağa doğru ne oldu? 3 yükselmiş. Yine 3 yükselmiş. O zaman 3K'da 3 yükselmişse yazmama gerek yok. K'da 1 yükselir. Ordinatı da 1 yükselecek o zaman K birimde. Yani şuradan şuraya. O zaman 6'ya kaç ekleyeceğiz? 1 ekleyeceğiz. O zaman noktamız ne yaptı? C noktası 2'ye kaç yaptı? 7 noktası yaptı. C noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Yani yine bizden toplam isteniliyor. Toplamda 2 artı 7'den kaç yapar? 9 yapar. Evet örnek 30 bu. Herhangi bir şekilde formül ezberlemeye gerek var mı? Yok. Şekli basit bir şekilde anlamak için çiz. Bazen sözel olarak da veriyorlar. Ve oradaki şekli yorumla. Şurayı kullan yani. Formülü değil. Tamam mı? Örnek 30'da 9 bulduk. Geldik örnek 31'e. Bak üçgen bilgisi var burada. Öncelikle açıortaylık var. Açıortay deyince kollar oranı tabanlar oranı olduğu biliyoruz. Demek ki bizim şuradaki uzunlukları bulmamız lazım arkadaşlar. Şuradaki uzunlukları bulalım. Valla ben kafadan bulacağım. Sen istersen uzun yoldan bul. Ben burada şeyi bakacak olursam. 1 ile eksi 2 arası. Hani x'a farkının karesi artı y'ler farkının karesi ya kare küçüğünde. x'a farkı 3, y'ler farkı 4 ise 3, 4, 5 üçgeninden burası kaç çıktı? 5 çıktı. Sonra buraya bakalım. AC uzunluğuna bakalım. X'a farkı eksi 5. Uzunluk olarak 5. Y'ler farkı eksi 12. Uzunluk olarak 12. 5, 12, 13'ten burası da 13 bu çıktı? Evet. E, burası 5 birim burası da 13 birim çıktı. Açı ortayda kollar oranı tabanlarda olduğunu biliyorum ben. O zaman 5'e 13 varsa burası kesinlikle 5K'dır. Burası da kesinlikle 13K'dır diyebilir miyiz? Evet. E artık yorumlayacağız. D noktasının apsisi isteniyor. Sadece apsisi isteniyor. Apsisi yorumlayalım o zaman. D noktasında eksi 2'den 6'ya ne kadar yükselmiş? Hocam 6'dan eksi 2 çıkarttığımız zaman 6 eksi eksi 2 yani 8 yapıyor değil mi? Evet 8 yapıyor. 18K'da bak dikkat et. 18K'da 8 yükselmiş. Burada 5K'yı bulmaya çalışacağız. Peki K'daki yükseliş ne olacak? 8 bölü 18 olur. E burada 8 bölü 18 dediğimiz nedir? 2'ye bölsen 4. 2'ye bölsen 9. 4 bölü 9 yükselecek. Ama buradan buraya 5K var. Çünkü buradan başlamıştık. Akım yönünde sağ tarafa doğru. 5K'daki yükselişi bulacağım. 5K'daki yükselişte 5 çarpı 4 bölü 9. Yani 20 bölü 9 yapacaktır. Sadece apsisi sorulduğu için apsisine bakacağım. O zaman de ne olacak arkadaşlar? D noktasının apsisi eksi 2'ye kaç ekleyeceğim? 20 bölü 9 ekleyeceğim. Yani bu da kaç yapıyor? Eksi 18 artı 20'den 2 bölü 9 yapmış olur. Yani cevabımız ne oldu? 2 bölü 9 olmuş oldu. Bu kadar basit. Kafayı kullan. Çok rahat bir şekilde sonuca ulaş. Geldik buraya. Yine bir açıortayla ilgili bir şey var burada. O zaman iki nokta arasındaki uzaklığı bulalım. Ben kafadan bulacağım. Hocam x'ler farkı 8. Y'ler farkı 6. 8 ve 6 ile ilgili hangi özel üçgen var? Hocam 6, 8, 10 üçgeni. Direkt 10. Sen istersen uzun uzun diye x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi yaz. Ama dedim ya size kısa yolu var. Ama kısa yolunu direkt sormazlar ama soru içerisinde çıkar diye. İşte böyle. İşimizi hızlandıralım. Ha siz sınavda yapacaksınız. Tamam hocam. O zaman 1-9'un karesi artı. 2 eksi 8'in karesi deyip bu uzunluğu oradan bul. Tamam mı? Yani burası 8'in karesi 64, 6'ın karesi 36. Topladığınız hal kök 100. Bu da 10 yaptı mı? Yaptı. Sonra buradaki uzunluğa bakalım. Kısa yoldan yapacağım. X'ler farkı 6, Y'ler farkı 8 yapıyor. Hani eksi 6 olması önemli değil. X'ler farkı 6, Y'ler farkı 8. 6, 8, 13 kendinden burası da 10 çıktı mı? Çıktı. Tamam. O zaman burası da 5 birim oldu. Evet. Hocam şuradaki üçgende bir açı ortaylık var. O zaman ben bu açı ortaylığı kullanacağım. Açı ortayda bu sefer koldaki oran kaç? Hocam koldaki orana bakacak olursak şu koldan şu kola 10 bölü 5 oran var. Yani 2 bölü 1 oran var. O zaman burası 2K iken burası K mıdır? Evet. Şimdi benden E noktası isteniyor. E'yi bulmam için B belli D'yi bulmam lazım. D de bu ikisinin orta noktası olduğu için. 1 ve 7'nin toplamının yarısı 8 bölü 2 4'e 2 artı 10 bölü 2 orta nokta koordinatından. Yani 12 bölü 2'den 6 noktası yaptı burası. Şimdi yine B'den başlayayım. Akım yönümüz de sağa doğru olsun. 9'dan 4'e ne olmuş? Akım yönü bu sefer sola doğru mu yapsak arkadaşlar? Evet bu sefer sola doğru yapalım. Yani ben buradan başlayayım tamam mı? Hep böyle sağa doğru yaptık. Sola doğru yapalım bu sefer de. 4 ile 9'a bakalım. Akım yönü de bu yöne olsun. Tamam mı? Evet 4'ten 9'a ne oldu? Hocam 4'ten 9'a E noktasının ordinatı isteniyor. Ordinat. 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 Dikkat. Ordinat. Ordinatta yoğunlaş. O zaman şuna bakacağım. 3 k'da 6'dan 8'e kaç artmış? 2 artmış. Değil mi? 8 eksi 6'dan 2. 2 artış var. O zaman k'daki artış ne olacaktır? 2 bölü 3 olacaktır. Öyle her zaman tam sayı çıkmak zorunda değil. E buradan buraya ne var? Zaten k'daki artış var. E, -E noktasının ordinatı da buraya ben x virgülü y diyecek olursam o zaman y neye eşit olacaktır? Bu yönlü gittiğim zaman ordinatına k'da 2 bölü 3 ekleyeceğim. Zaten k'daki yükseliş soruluyor burada. O zaman ben 6'ya kaç ekleyeceğim? 2 bölü 3 ekleyeceğim. Çünkü 6'dan k'da ne yapıyor? 2 bölü 3 artıyor. O zaman 6'ya da 2 bölü 3 ekleyeceğiz. 18 bölü 18 artı 2'den 20 bölü 3 mi yaptı? O zaman y'yi de biz böylelikle 20 bölü 3 bulmuş olduk arkadaşlar 32. soruda. Tamam. Geldik örnek 33'e. Bakalım ne diyor? Analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. AB doğrusu üzerinde, AB doğru parçasının dışındaki bir nokta, bir C noktası için böyle bir şey denmiş. Yine ne yapıyoruz? Basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Bir doğru çizdim. A noktası burada. A noktası kaça kaç? A noktası 1'e 1. 1'e eksi 1, özür. B'yi de yazdım. B noktası kaça kaç? B noktası da 6'ya eksi 9. AB'nin dışında, yani bunu dıştan bölen bir nokta varmış. Bizim C noktası ya burada olacak ya da burada olacak. Hocam solda mı sağda mı? Bunu nasıl anlayacağız? Oranlamaya bakacağız. Bak BC uzunluğu eşittir alttan AC demiş. Yani ben buraya K dersem burası 6K mı olacakmış? Evet. Şimdi sen şu soldakine sağdakine göre baksak mesela. AC uzunluğu K iken BC uzunluğu 6K olabilir mi? Olamaz. O zaman C noktası sağda değil. Nerede olacak? Solda olacak. Bakalım burada tutuyor mu? Evet bakalım AC uzunluğu K iken BC uzunluğu diyor ki sana 6K. Aha oldu. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Demek ki bizim C noktamız nerede? Burada. C noktasının koordinatları toplamı isteniliyor bizden. X virgül Y diyelim. Şimdi buradan başlayalım. Sola doğru akım olsun. Hadi bakalım buna. 6'dan 1'e ne kadar azaldı? 6 eksi 1'den 5 azaldı hocam. O zaman 5K'dayım mı burada? Buradaki uzunluk bak dikkat et. 5K oldu 6K değil. 5K'da 5 azaldı. K'da kaç azalır? 1 azalır. E buradan buraya K var zaten. Akım yönünde bu tarafa doğru herhangi bir sıkıntı yok. O zaman K'daki şeye bakacağız. Ya da hocam 6K'da 6 azalır deyip 6X 6 da diyebilirsiniz. O zaman X ne olacaktır arkadaşım? Buradan buradan başladıysak K'daki azalışın 1 olduğunu biliyoruz ya. Burada A'dan buraya K'daki azalış 1 diyeceğim. Yani 1 eksi 1 yani 0 yaptı X. Öbürüne gelelim. Öbürüne baktığımız zaman da eksi 9'dan eksi 1'e bu sefer artmış. Ne kadar artmış? 8 artmış. Değil mi? Koordinatları toplamı kaçtır diye soruluyor. Tamam sıkıntı yok. Burası da 1'e eksi 1 noktasıydı. Rasyonel sayı da çıkabilirdi karşımıza. Onda, ona da alışkın olun. Arkadaşlar matematik dersindeyiz değil mi? Eksi 9'dan eksi 1'e ne kadar artmış? Şöyle baktığınız zaman hocam 8 artmış. Yani eksi 9 eksi 1'den 8 artış var. Bu sefer artış var. O zaman 5K'da 8 artmışsa K'da da kaç artacaktır o zaman? 8 bölü 5 mi artacaktır? Evet. K'da da 8 bölü 5 artacaktır. Yani 5'e böldük. E o zaman Y'yi de kaç buluruz arkadaşlar? Y'yi de buradan K'dan buraya artış var. Eksi 1'den ne kadar artış var? 8 bölü 5. Eksi 1 artı 8 bölü 5'ten. Bununla bunu çarp. Eksi 5 artı 8'den. Kaç yaptı? 3 yaptı. 3 bölü 5 yaptı burası. Şimdi bizden ne isteniyor? X ile Y koordinatları toplamı isteniyor. Yani bizim x virgül y noktamız ne yaptı? 0'a 3 bölü 5 yaptı. 0'a 3 bölü 5 yaptı. Bizden de koordinatları toplamı isteniyor. Yani 0 artı 3 bölü 5'ten cevabımız da kaç çıkar o zaman? 3 bölü 5 olarak bulunur. Evet örnek 33'ün cevabı böylelikle 3 bölü 5 çıktı. Geldik. Şöyle bir dikkat. Paralel kenarda arkadaşlar. Paralel kenarda şöyle bir kural var. Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşittir. Yani x1 artı x3 x2 artı x 4'e eşittir. Ya da karşılıklı y'ler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Karşılıklı y'ler toplamları da birbirine eşittir. Peki hocam bu ne? Ezberlettiriyorsun bize. Deme. Yapar mıyım öyle bir şey? Yapmam tabii ki. Bak şimdi. Paraya kenar olduğu zaman. Paraya kenarın tanımını biliyoruz. E, karşılıklı kenarları paralel olan dörtgende Ve köşegenler birbirini ortalıyordu. Köşegenlerin ortaladığını gösterdiğim zaman. Buradaki nokta hem A'nın hem de C'nin orta noktası değil mi? Evet bu nokta X1 artı X3 bölü 2'ye Y1 artı Y3 bölü 2 değil mi? Evet. Aynı zamanda bu nokta şununla şunun orta noktası değil mi? Evet. Aynı zamanda bu nokta nedir? X2 artı X4 bölü 2'ye Y2 artı Y4 bölü 2 değil midir? Aynen öyle. E hocam bu noktayla bu nokta aynı noktaysa apsisleri aynıdır. X1 artı X3 bölü 2 X2 artı X4 bölü 2'ye X'i ise bölü 2'ler gitti. X1 artı X3, X2 artı X4 eşit oldu. E, buradaki koordinatlar da eşit olacak. Y1 artı Y3 bölü 2, Y2 artı Y4 bölü 2 eşitse Y1 artı Y3 de Y2 artı Y4'e eşit oldu arkadaşlar. Gerçekten de karşılıklı işler toplamları birbirine eşit. Karşılıklı y'ler toplamları birbirine eşit olmuş oluyor. Evet gördünüz. Hani sıkışınca siz de bu şekilde ispatını yapabilirsiniz. Gerçi ispatını gösterince güzel bir şekilde olayı anlıyorsunuz. Hemen kafanızda böyle zihninizde çiziyorsunuz ya da çiziyorsunuz. Aa karşılıklı toplamları birbirine eşit falan filan deyip ispatı o beyin var ya o beyin. O beyin o kadar hızlı çalışıyor ki. O kafanın içindeki beyin o kadar hızlı çalışıyor ki ben burada size anlatırken belki 3 dakika sürüyor ama siz o beyinle 3 saniyede o ispatı kafanızdan halledeceksiniz. Ama öncesinde görmeniz lazım. Ben size gösterdim. E sonrasında zaten sıkıntı yaşamazsınız. Tamam gençler? Evet, bakalım şimdi ne diyor. Sorusu vardır büyük ihtimalle. Örnek 34'e bakalım. ABCD paralel kenarında arkadaşlar şöyle bir tavsiyede bulunayım. ABCD paralel kenarı çizdiğiniz zaman sakın şu hatayı yapmayın. Bak şöyle yapıyorsunuz. A, B sonra buraya gelip C ve D yazıyorsunuz. Hayır. A ve B yazdıktan sonra A hocam ben bu sırada gitmeliyim. A, B, C, D şeklinde olması lazım. Ya da ne bileyim şöyle yazdıysan mesela A, B yazdıysan o zaman buraya C, D yazamazsın. Dikkat. Bu sefer A, B yazarken A, B yazdın. O zaman buranın C buranın D. Yani saat yönü tersinde gitmen lazım. A biz yazarlar genelde ne yapıyoruz? Öğrenciler sıkıntı yaşamasın diye tekniği de bilin. Kitaplardaki soru yazım şeyine de bakın. A B yazıyoruz. Sonra buraya C D yazmıyoruz. Bak dikkat. Sol alttan başlıyoruz. A B sonra bu sıralamada gitmem lazım. Saat yönü tersinde. O zaman buranın C Buranın ne olması lazım? D olması lazım. Tamam mı? Buna dikkat edin. Hep bu şekilde yazın. Bütün dörtgenlere hep sol alttan başlayıp yazarsanız genelde sıkıntı yaşamazsınız. Tamam A noktasını eksi 1'e m demiş. B noktasını 3'e 5 demiş. C noktasını n'ye 4 demiş. Ve D noktasını da eksi 2'ye 6 demiş. E şimdi ne diyeceğiz burada? M artı n nedir? Ben şunu biliyorum. Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Para erkenlerde. Eksi 1 artı n. Eksi 2 artı 3'e eşit olacak. O zaman buradan ne geldi burası? Artı 1 geldi. E bu artı 1 ise öbür tarafa geçince n yani 2 mi yaptı arkadaşım? Evet 2 yaptı. Sonra karşılıklı y'ler toplamları da birbirine eşit olacak. Hocam m ile 4'ün toplamı m artı 4 eşittir. 5 ile 6'nın toplamına eşit olmak zorunda. M de buradan ne çıkıyor? 7 mi çıkıyor? Evet. Bizden m artı ne isteniyor yani 7 artı 2'den cevapta böylelikle kaç çıkar 9 çıkar örnek 34'te böylelikle 9 bulduk geldik örnek 31'e her zaman böyle buyurun paraya kenar hadi bakalım işlem yapın şeklinde gelmeyebilir bakalım ne demiş Analitik yok demiş bu sefer yine demiş Analitik düzlemde köşeleri ABCD olan paraya kenarların kenarlarının orta noktaları e, FKL'ymiş ha bu sefer dememiş. kenarlarının orta noktalarından bahsetmiş. Hemen bir paralel kenarı çizelim arkadaşım. Şöyle nasıl çizelim? Şöyle çizelim. Bir paralel kenar çizdim ve orta noktasından bahsediyor bana. Şöyle ABCD paralel kenarını çiziyorum. Harfleri de yazıyorum şuraya A, B, C ve D. Sonra A köşesi eksi 4 de eksi 3. C köşesi ne? A köşesi eksi 4 de eksi 3. Özür. A köşesi eksi 4 de eksi 3. B köşesi eksi 4'e eksi 4. E, -4 artı 4. Anam yazamıyorum ben. Niye öyle? C köşesi eksi 1'e 0 ve D köşesi de eksi 1'e 1'miş. Bu kenarların orta noktaları da neymiş? E, F, K, L'ymiş. F, K ve L'ymiş. İşte bize diyor ki EFKL dörtgenin çevresi nedir diye soruluyor. Hmm. Burada bunun çevresi soruluyor. O zaman basit bir şekilde çizdik. Paraya kenar metoduyla alakası yok. Sadece soru paraya kenar sorusu. Benden bunun çevresi isteniyor. Kardeşim şunun çevresi şöyle bulacağız. E ben buradaki noktaları bulunca EFKL'yi bulunca olay bitti mi? Bit tabii ki. Hadi bulalım. Bunların da orta nokta olduğunu unutma. Şunlar eşit, şunlar eşit. Şunlar eşit, şunlar da eşit olduğunu unutma. Hocam şu A noktası nedir? Şu ikisinin toplamının yarısı. Yani eksi 4'e yine. Şu ikisinin toplamının yarısı. Eyvah eyvah. Çevresi derken burada bir şey yaşanıyor. Bunun daha kolayı var aslında arkadaşlar ama Nasıl desem ben size. Çünkü burada gıcık bir şey çıktı. 1 bölü 2 çıktı yani. 1 bölü 2. Sonra burada da E noktasını bulacağız. Sonra iki nokta arasındaki uzaklıktan sonuca ulaşacağız aslında ama. Neyse buradan yapayım ya. Önemli değil. Şöyle de yapabilirdiniz ama. Hop şunu çizip. Hocam burası A iken burası 2A. 2A iken burası da A diyebilirsiniz orta tabandan. Hocam şurası zaten şu ikisi, ikisinin toplamı yapıyor. Sonra diğer köşegende şu ikisinin toplamı yapıyor deyip oradan da yola çıkabilirsiniz. Ama biz sade bir sadelik seçelim. Sade bir yoldan yapalım. Ben buraya şuraya A buraya B diyecek olursam A artı B'yi bulunca çevresi çıkacak. Burası da A çünkü burası da B yapıyor. O zaman A'yı bulmak için bir de E noktası lazım bana. Şu ikisinin orta noktası. Eksi 1 artı. Eksi 4 bölü 2 yani eksi 5 bölü 2'ye. Sonrası ne? Sonrası da 1 artı eksi 3 bölü 2 yani eksi 2 bölü 2'den eksi 1 geldi burası. Bak iki nokta arasındaki uzaktan burayı bulabiliriz. Sonra L noktası da lazım bana. Şurası da eksi 1 artı eksi 1 bölü 2'den burası kaç yaptı? Burası eksi 1 yaptı. 1 artı 0 bölü 2'den burası da 1 bölü 2 yaptı. Ben şu iki nokta arasındaki uzaklığı ve şu iki nokta arasındaki uzaklığı bulayım. Olay bitsin. A nedir? Kare içerisinde x'ler farkı nedir? Ya hocam eksi 4 eksi eksi 5 bölü 2. 5 bölü 2 dediğimiz 2 buçuktur. Yani sen eksi 4'ten neyse x... bak eksi 4 eksi eksi 5 bölü 2. Eksi 4 artı 5 bölü 2 yapıyor bu. O zaman bu ne yapıyor? 4, eksi 4'ten 2 buçuk. Eksi 4 artı 2 buçuk kaç yapıyor? 1 buçuk mu yapıyor? Eksi 1 buçuktan. E, x'ler farkı eksi 1 buçuk yapıyor. Ya da 4 eksi 3 bölü 2 yapıyor işte ya. Eksi 3 bölü 2'nin karesi. Eksi 3 bölü 2'nin karesi. Artı y'ler farkı da 1 bölü 2 eksi eksi 1. Yani 1 bölü 2 artı 1 yaptı. O da 3 bölü 2 mi yaptı? Evet. 3 bölü 2'nin karesi yaptı. Evet burayı bulduk. Hocam 9 bölü 4 artı 9 bölü 4. A ne çıkıyor? Aslında dik üçgenden yapsak daha kolay çıktı. Dik kenarlar 3 bölü 2 3 bölü 2 ise hipotenüs 3 bölü 2'nin kök katıdır. Yani 3 kök 2 bölü 2 şeklinde buluruz. Neyse kök içinde ne çıktı? 9 bölü 4 artı 9 bölü 4. 9 bölü 4 artı 9 bölü 4. O da ne yapıyor? 18 bölü 4 yapıyor. E hocam 18 dediğimiz 3 kök 2 diye çıkar. 4 de bölü 2 diye çıkar. Eyvallah. Şimdi B'yi bulalım. B de iki nokta arasındaki uzaklık buradaki. Şu ikisinin farkları nedir? Eksi 5, eksi 1, eksi, eksi 5 bölü 2. Eksi 1, eksi, eksi 5 bölü 2 dediğimiz artı 5 bölü 2. O da 3 bölü 2 yaptı. O zaman 3 bölü 2'nin karesi. Direkt yazmayayım hadi. 3 bölü 2'nin karesi artı. Y'ler farkı da 1 bölü 2 eksi. 1 bölü 2 eksi, eksi 1. Yani 1 bölü 2 artı 1 yapıyor. O da kaç yapıyor? 3 bölü 2 yapıyor. 3 bölü 2'nin karesi yaptı yine arkadaşlar. E bu da aynısı geldi. Bu da kaç yaptı? 3 kök 2 bölü 2 mi yapacak? Hani 9 bölü 4 artı 9 bölü 4 18 bölü 4'ten. Evet. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? Çevre olarak 2 artı 2 b isteniyor. E o zaman yazalım. 2 a artı 2 de kaç yapacaktır o zaman? E, burada 2 çarpı a dediğimiz 3 kök 2 bölü 2. Artı 2 b dediğimiz de 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2. Şu bölü 2'ler gitti. Bunlar da gitti. O zaman çevresi de ne yaptı? Çevremiz böylelikle 6 kök 2 yapmış oldu arkadaşlar. Evet örnek 35'i böylelikle 6 kök 2 bulduk. Geldik örnek 36'ya. Heh bak şunu diyeceğim bak. Garip bir soru. Hocam paralel kenarla ne alakası var? Bakalım soru ne diyor? Yukarıdaki şekilde verilen ABC üçgenin kenarlarının orta noktaları EFD bilmem ne verilmiş. Arkadaş şimdi sen şuradaki orta noktaları birleştirdiğin zaman şu eşit bu da eşit. Karşına ne çıktı? Ort taban. E hocam ort taban ne? Hemen hızlıca gösteriyorum. Ortaban benzerliğin bir türüdür. Şunlar birbirine paralel. Bunlar eşit. Bunlar da eşitse burada da bir iki e oran vardır. Ortaban dediğimiz şey bu. Buradaki şekilde gördüğünüz en az iki özellik sağlanmışsa diğerleri de sağlanır. Yani şunlar eşit bunlar eşitse bak şöyle bir şey mesela. Bunlar eşit bunlar eşitse o zaman hocam şu paraleldir ve burada bir iki e oran vardır diyebiliriz. Ya da tam tersi hocam paralellik var şunlar da birbirine eşit. O zaman şuradaki eşitliği koyarsın burada da bir iki e oranlamasını koyarsın. Tamam ortaban dediğimiz bu. E burada ort taban geometride de gerçekten ama gerçekten çok önemli. E burada eşit eşit. Ya e bu o zaman ne çıktı burada? Ort taban karşımıza çıktı. Yani şununla şu ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda. E bir işimize yaradı mı? Yaramadı. Başka ne yapabiliriz? E burada da eşitlik var. Burada da eşitlik var. O zaman ben şunu çizecek olursam. Şurada da bir ort taban sağlandı mı? Şu, Şunlar eşit. Bunlar da eşit. E burada da bir ort taban sağlandı. Aa, bak güzel bir şey çıktı. Ne çıktı burada? Hocam Şurası kırmızılar karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Kırmızılar birbirine paralel. Burada da şunlar maviler de birbirine paralel. Yani bir paralel kenar çıktı mı? Çıktı. Bizden ne isteniyor? A, D uzunluğu isteniyor. Tamam ben C'yi bulursam A, de bulurum. Ya da direkt A noktasını da bulabiliriz istersen. Şimdi ben şöyle yapacağım normalde. Hocam şu mavileri de çizdiğim zaman C noktasını paralel kenar metodundan bulabilirim. Bunu bulduktan sonra da şuradaki orta nokta koordinatından A'yı da bulabilirim. Ya da direkt daha kolayı var. Bak daha kolayından yapayım. Direkt A'yı da bulabilirim. Şu maviyi çizeceğime keşke şunu çizseydim. Şu maviyi şu şekilde çizmiş olsaydım eğer. Bak hop şöyle şunu çizmiş olsaydım. O zaman hocam şununla da şu paralel mi olmuş oldu? Evet. Buradan da çıkmadı. Ama biz <laughs> şunu burada da şöyle bir paralel kenar çıktı. B'yi bulabiliriz böyle. Başka nasıl bulabiliriz? Hani şu maviyle bu mavi. Sonra bu kırmızıyla bu kırmızı. E, şunu kırmızıları şöyle çizmiş olsaydım o zaman daha net çıkacaktı. Heh, burada da bir ort taban var mı? Var. Bak şunlar da birbirine paralel. Ort tabandan dolayı. Şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit olduğundan. Kırmızılar paralel oldu. Maviler de buradaki ort tabandan paralel oldu. İşte şimdi baktığınız zaman buradaki şekil yine ne oldu arkadaşım? Paralel kenar çıktı. Madem paralel kenar çıktı artık karşılıklı, x'ler toplamının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Hocam karşılıklı x'ler toplamı 6. Eksi 1 ile neyi toplarsan ya da x virgülü y diyeyim bulayım. Yani eksi 1 artı x karşılıklı x'ler toplamı eksi 1 artı x neye eşit olmak zorunda? 4 artı 2'ye eşit olmak zorunda. Böylelikle x 7 çıkar. Evet a noktası 7'ye karşılıklı y'ler toplamı yani 0 artı y eşittir. Karşılıklı y'ler toplamı eksi 3 artı 1 yaptı. Böyleyken de y kaç çıktı? eksi 2 çıktı. 7'ye eksi 2 noktası oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Şu iki nokta arasındaki uzaklık. iki nokta arasındaki uzaklığa bakalım. AD uzunluğu. Bakalım kafadan bakalım mı önce? Şuraya baktığın zaman x'ler farkı 8. Y'ler farkı 2. Bir dik üçgen. Özel üçgen çıkmadı. O zaman kare kök içerisinde 7 eksi eksi 1 ya da eksi 1 eksi 7'nin karesi diyebiliriz. Artı eksi 2 eksi 0'ın karesi diyebiliriz arkadaşlar. Buradan ne geldi? Hocam 64 artı 4. Kök 68 geldi. Kök 68 de kök dışına çıkar. 2'ye bölsen 34 bir daha 2'ye bölsen 17 yapıyor. Bu 4 çarpı 17 yaptı. 4 dışarıya 2 diye çıktı. O zaman cevabımız ne yapar? 2 kök 17 diye çıkar. Evet örnek 36'yı böylelikle 2 kök 17 bulduk. Güzel bir soru. En azından e, şu C'yi bulmak için şuradaki paraya kenar. Bak göstereyim. Şuradaki paraya kenar. Ondan sonra B'yi bulmak için şuradaki paraya kenar. Ondan sonra A'yı bulmak için de şuradaki paraya kenarı kullandığımızı zaten soru üzerinde gördün. Tamam şu paraya kenar yani. Biz de A'yı bulmak için zaten bu paraya kenarı bu şekilde kullandık. Tamam ilk tercihimizde bulamadık ama sonrasında A köşesine ait paraya kenar oluştuğunu hissedince A'ya da ait paraya kenar oluşturabiliriz diye düşündük. Buna da dikkat edin bu arada arkadaşlar. Sınavınızda öğretmeniniz zor bir soru soracaksa Böyle bir soruyla karşınıza gelebilir, haberiniz olsun. Evet, geldik şuraya. Özellikle ağırlık merkezi koordinatı. Arkadaşlar çok basit. Ağırlık merkezi A, B, C noktaları verilmişse direkt apsisler toplamının 3'e bölünmüş hali, virgül, ordinatlar toplamının 3'e bölünmüş hali bize ağırlık merkezini verir. Ha hocam benim kafam basmıyor. Ben unuttum diye söyleyecek olursan da şu şekilde yapabilirsin. Ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Hocam kenar ortaydır. O zaman bu orta noktasından B ve C'nin orta noktasından burayı bulabilirsin. <laughs> Sonra ağırlık merkezinde 1'e 2 oran olduğunu biliyorsun. Hocam A ve şuradaki noktada hani bizim şey vardı ya 3K'da ne kadar artmışsa 2K'da o kadar artar azalır hikayesi vardı ya. Oran orantı yöntemiyle de yine G'ye ulaşırsın. Bu şekilde de bir yol çizebilirsin. Ama ağırlık merkezi direkt akılda kalır. Apsiler toplamının 3'e bölünmüş hali, ordinatlar toplamının 3'e bölünmüş hali direk direkt çıkıyor arkadaşlar. Evet sorusuna bakalım. Analitik düzlemde köşe noktalarının apsisleri toplamı 12. Ordinatları toplamı 9 olan üçgenin ağırlık merkezi. Arkadaşlar direkt x1 artı x2 artı x3 bölü 3'e y1 artı y2 artı y3 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Ağırlık merkezinin. direkt apsisler toplamını 12 vermiş. 12 bölü 3'e ordinatlar toplamında 9 vermiş. 9 bölü 3 ağırlık merkezi yapar. Yani 4'e 3 noktası yapacaktır cevabımız. Örnek 37'yi 4'e 3 bulduk. Bizden bu ağırlık merkezinin orijine olan uzaklığı isteniyor yalnız. Bak şimdi. 4'e 3 noktasının nereye olan uzaklığı? 0, 0'a olan uzaklığı isteniyor. Öyle kafadan yapmayalım. Böyle kare küçüğünde 4'ün karesi artı 3'ün karesi vardı ya. Oradan yapmayalım. E şimdi burada kare küçüğünde orijin dediğimiz 0, 0. X'ler farkının karesi yani 4 eksi 0'ın karesi artı Y'ler farkının karesi 3 eksi 0'ın karesidir. Bu da kaç yapar? 4'ün karesi artı 3'ün karesi ya da 3, 4, 5 üçgeninden direkt 5 diyebilirsiniz. 16 artı 9, 25 yapıyor. Kök 25'te. de böylelikle 5 çıkar arkadaşlar. Evet örnek 37 böylelikle 5 çıktı. Geldik örnek 38'e. Analitik düzlemde ağırlık merkezi G, 3'e eksi 2 olan bir ABC üçgenin x ekseni boyunca 2 birim sağ, y ekseni boyunca da 3 birim yukarı kaldırı, kaydırılmasıyla elde edilen yeni üçgenin koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar elimizde bir üçgen var. Şöyle bir üçgen var. Sen bu üçgeni ne diyor? 2 birim sağa 3 birim yukarı ötelersen ağırlık üçgenin tamamı aynı şekilde mi gidecek? Hocam bu köşesinde bu köşesinde bu köşesinde aynı şekilde 2 sağa 3 yukarı gidecek. E bizim ağırlık merkezi burada kalır mı? Kalmaz. O zaman kalmaz ama. Buradaki ağırlık merkezi de yine aynı şekilde 2 birim sağa 3 birim yukarı çıkmaz mı? Çıkar. Arkadaşım sağa sola gitmelerde x apsisi oynar. Yukarı aşağı gitmelerde de ordinatı oynar. 2 birim sağa dediyse apsine 2 ekleriz. Yani hop apsine 2 ekleyeceğiz. 2 birim sola deseydi o zaman sola gidecekti. O zaman apsine olacaktı. 2 azalacaktı. E burada ne diyor y ekseni boyunca da 3 birim yukarı kaydırılmış. E o zaman y ekseni boyunca da 3 birim yukarı kaydırınca bizim yeni g üssü noktamız ne yaptı? 5'e 1 noktası mı yaptı? Evet. Şimdi bana diyor ki yeni üçgenin koordinatları toplamı nedir? Mesela atıyorum bu üçgenimiz ne olsun arkadaşlar? X1 tamam X1 Y1 şey yeni oluşan üçgenimizden bahsedeyim. Yeni oluşan üçgenimizde A noktası X1 virgül Y1 olsun. B noktası A üstü noktası da bu. B üstü noktası da X2 virgül Y2 olsun. C üstü noktası da X3 virgül Y3 olsun. Ben neyi biliyorum? G üstünü artık biliyorum. Kaça kaç? 5'e 1 olduğunu biliyorum. E ben şimdi Bizden ne isteniyor? Yeni üçgenin koordinatları toplamı isteniyor. O zaman şu işlemi yapabilirim. Hocam x1 artı x2 artı x3 bölü 3'ün kaç olduğunu y1 artı y2 artı y3 bölü 3'ün de kaç olduğunu biliyor muyum ben? Biliyorum. Bu ne noktası? Ağırlık merkezi noktası. Ağırlık merkezi verildiği için. 5'e 1. Hocam absislerin 3'e bölünmüş hali 5 ise absisler toplamı kaç yapıyor? 15 yapıyor çünkü bu eşittir 5 ise 3 ile 5'i çarpı 15 yapıyor. Ordinatlar toplamının 3'e bölünmüş hali de 1 ise hani y1 artı y2 artı y3 bölü 3 eşittir 1 ise toplamları da kaç yapacaktır? İşler işlerden 3 gelecektir. Bizden ne isteniyor? Bunların hepsinin toplamı isteniyor. Bunları bu sefer toplarken böyle yazmayayım. Hemen CTRL c terilece, c Şu artı şu isteniyor arkadaşlar bizden. Bak teknoloji de kullanıyoruz görüyor musunuz kolaylığı ya. Vallahi billahi. Benim gibi özürlü birisi teknoloji özürlü birisi bile bunu kullanıyor. Hocam şu toplam kaç? 15. Bu toplam kaç? 3. 15 artı 3'ten koordinatları toplamı kaç yapmış olduğu zaman? 18 yapmış oldu. Evet böylelikle örnek 38'de 18 bulduk. Ve geldik örnek 39'a. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen OAB eşkenar üçgeninde A2 köküçe 0 ise ağırlık merkezinin koordinatı nedir diye soruluyor. Arkadaşım burası A 2 kökçe 0 olarak verilmiş. Şimdi ağırlık merkezi dediğimiz arkadaşım kenar ortaylarının kesim noktası değil midir? Evet. Aynı zamanda eşkenar üçgen olduğu için bütün açılarımız 60'ar er derece. E eşkenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. E hocam burası o zaman yükseklik. Hatta bu eşkenar olduğu için 30-30 yaptı. Eş kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek. Bunun tamamı iki kök üç olduğundan burası kök üçe kök üç oldu mu oldu. 30'un karşısı kök 60'ın 60'ı karşısında ne olacaktır? 60'ı karşısında kök üçün kök üç katından dolayı 3 olacaktır. Ağırlık merkezinin ordinatı soruluyor bize. Arkadaş illa B noktasını bulayım O'yu bulayım işte apsiler toplam 3'e bölünmüş hali şeklinde demeyelim. Şekli yorumlayalım. Ağırlık merkezinde ne oluyordu? Hocam 1'e 2 oran olmuyor muydu böyle? Kenara olan uzunluk 1 bir birimken köşeye olan uzunluk 2 birimde. a ben 3K'nın ne olduğunu buldum. 3K'nın 3 olduğunu buldum. O zaman K'yı kaç bulurum? 1 bulurum. K1 çıktı. Bizden ne isteniyor? Ağırlık merkezinin ordinatı isteniyor. K1 ise ağırlık merkezinin ordinatı tam olarak burası. 1 olduğundan dolayı 1 değil midir? Yani cevabımız böylelikle 1 çıktı arkadaşlar. Ve örnek 39'u da 1 bulmuş olduk. Diğer türlü de bulabilirdiniz. Hocam B noktası işte şöyle de yazabilirdiniz tabii ki. Burası kök 3'e bak kök 3 birim sağda. E, ordinatta kaç? 3. Burası da 0'a 0 deyip apsiler toplamının 3'e bölünmüş hali de diyebilirdiniz arkadaşlar. Apsi. Ordinatlar toplamında 3'e bölünmüş hali 0 artı 3 artı 3 bölü 3'ten 1 çıktığını o şekilde de bulabilirdiniz arkadaşlar. Ama şekil varken de şekli yorumlamak daha mantıklı geliyor bana. Evet gençler böylelikle biz bu olayı bitirdik. Nokta analitiğini bu şekilde bitirmiş Olduk. Örnek 39 yani nokta analitini 39 soruyla bayağı bir geniş bir şekilde anlattık. Her tarz soruyu verdik arkadaşlar. Eksik parça kalmaması lazım. Şimdi bundan sonra ne var? Bir sonraki hafta size neyi anlatacağız? Size nokta analitinden sonra doğru analitine geçeceğiz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda doğru analitinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>